hangi aşamadayız? Bu çekilme sürecinde gelinen nokta neresi? Hemen Ankara'ya döneceğiz. İhlas Medya Ankara temsilcisi Sayın Batuhan Yaşar'la konuşacağız. Batuhan Yaşar, İstanbul'dan merhaba. İyi haftalar dileyelim. Yine yoğun bir hafta bekliyor. Öyle görülüyor Gülden. Selamlar Ankara'dan. Gerçekten bu hafta önemli. Özellikle atılacak adımlar ve bundan sonra olayın nereye evrileceği bir iki gün içerisinde belli olacak. Ama bakıldığı zaman mutlaka sizin sorularınız olacaktır ama bir Amerika Birleşik Devletleri tarafı var, bir Rusya var, bir sahadaki gelişmeler var. Kısaca bakalım neler oldu, neler olacak. Aslında Türkiye'nin hamleleri sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen haber ve bir taraftan da özellikle Türkiye'ye karşıtlığının başını çeken senatörlerden Graham'ın dün birkaç tane açıklaması oldu. Trump'la görüştüğünü ifade etti ve PKK'lılara, yani o da Trump gibi hem Türkiye'ye destek verdi. En azından Türkiye karşıtlığı pozisyonundan bir adım olsa geriye gitmiş oldu. Olayı dengelemeye çalıştığı dikkat çekici. Bunun not edilmesi lazım. Özellikle Almanya, Amerika Birleşik Devletleri basınında Türkiye'yi destekleyen yetkili kişilerin, gazetecilerin, sivil toplum kuruluşlarının, eski bakanların sözleri özellikle not edildi. Bu önemliydi. Dolayısıyla Türkiye'nin yaptığı diplomasi aslında karşılık vermiş durumda, karşılığını bulmuş durumda. Bunun altını çizmek gerekiyor. Ama Trump'ın bir tweet'i ilginçti. Şöyle dedi, petrolü güvenceye aldık, Amerikan askerleri çekiliyor ama eldeki bilgilere göre Trump bütün Amerikan askerlerinin çekileceğini söylemişti ama Washington'dan gelen haberler, yine oradan edindiğimiz bilgilere göre Suriye'de, özellikle Suriye'nin kuzeyinde, yani bizim M4 karayolunun altında 200 civarında Amerikan askerinin kalacağı yönünde bazı haberler var. Petrolü garantiye aldık derken de şunu kastediyor. Suriye'ye baktığımız zaman petrol çıkartılan iki bölge var. Ağırlıklı olarak zaten bir tanesi Rakka, diğeri de o bölgedeki bölgenin aslında petrol çıkartıldığı Deir ez-Zor bölgesi. Deir ez-Zor'da öyle görülüyor ki PKK'nın o bölgeyi kontrol edeceği konusunda. Diğer taraftan sahadaki, Rusya'ya geçmeden önce sahadaki duruma bakalım. Yani Amerikan askerleri kalıyor. Yine bir petrol işi bulmuşlar. Bakıldığı zaman Deir ez-Zor ve Rakka'daki petrolün kontrol edilmesi işini de 200 Amerikan askeri galiba PKK ile birlikte yapacak, öyle görülüyor. Sahaya bakacak olursak, dün özellikle bölgeden gelen fotoğrafların analizini de yapalım istersen beraber. Orada ilginç bir görüntü vardı. Ambulansların sıraya girdiğini gördük. Bu bize neyi gösteriyor? Resulayn ve Tel Abyad bölgesinden bahsediyorum. Yaralanan PKK ve YPG'lilerin ambulanslarla, camları kağıtlarla, kartonlarla, gazete kağıtlarıyla kapatılmış ambulanslarla bölgenin dışına çıkartıldıklarına şahit olduk. Dolayısıyla orada öyle bir durum var. Yani yaralıları bir taraftan terör örgütü dışarı taşıyor. Yine tespitlere göre İçeride 1000 civarında teröristin kaldığı istihbarati rakamlara göre biliniyordu. Bunların büyük çoğunluğu çekilmiş gibi görülüyor. Tamam, Kamışlı ve Tel Abyad, tamam Resulayn ve Tel Abyad'daki durum böyle ama Kobani, Münbiç, Haseke de durum ne? Özellikle burada bunların da önemli. Çünkü oralarda ne oluyor? Yine istihbarati raporlara göre Münbiç'te PKK unsurları duruyor, YPG unsurları duruyor. Kamışlı'da ona keza, yine doğuda Haseke'de ve Kamışlı'daki terör örgütü unsurlarının sahadan çekilmediğini görüyoruz. Dolayısıyla burada sadece bir şey var. Yine Resulayn ve Tel Abyad'daki işlem devam ediyor ama orada da tamamen çekildikleri söylenemez. Bu bize neyi gösteriyor? Sürenin bitmesine, ki TGRT Haber'de de orada, evet, 33 saat 39 dakikanın kaldığını görüyoruz. Bu süre yarın akşam saat 10 civarında dolacak. Dolayısıyla terör örgütü yarınki Rusya görüşmeleri öncesinde sahadaki varlığını sürdürüp tekrar pozisyon almaya çalışıyor olarak da değerlendirebiliriz. Çünkü sadece Resulayn ve Tel Abyad önemli değil. Zaten orada 111 bölgenin temizlendiğini biliyoruz ve bu arada da
Özellikle noktalanma, operasyona nokta konulduktan sonra 30'a yakın terör örgütü tarafından taciz ateşinin açıldığını Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına ve Milli Suriye Ordusu'na biliyoruz. Dolayısıyla bunu da bu tarafa koyacak olursak sahadaki durum aslında çok da böyle istenildiği gibi. Amerika'nın Pence'in Ankara Büyükelçiliği'nde, Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği'nde yaptığı açıklamalarla örtüşmeyen şekilde gidiliyor. Bakalım son 1,5 günde veya işte kalan 33 saat, 33,5 saat sonra neler olacak? Bunları hep beraber göreceğiz ama neler olacağı konusunda Türkiye'nin tavrı net, operasyona kaldığımız yerden devam ederiz diyor. Yarın büyük gün Soçi'ye gidecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Batuhan Yaşar, yarın önemli bir gün. Şimdi kalan süreyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın yarın Soçi ziyareti de aslında son derece paralel yürüyecek. Özellikle Rusya'nın işte bu mütabakatın bitmesine çok az saatler kala sahadaki durumunu da biliyoruz. Dolayısıyla yarınki görüşmeden çıkacak mesajla yarın sürenin bitmesi, ikisini nasıl örtüştüreceğiz, neler yansıyabilir o görüşmeden? Şimdi tabii Rusya ile görüşme önemli Gülden. Yani Rusya burada Amerika Birleşik Devletleri de ona işaret etti. Amerika'nın çekildiği yerlere Rus askerlerinin, daha doğrusu Rus paralı askerlerinin yerleştiğini biliyoruz. Buralar, konuştuğumuz bölgeler Münbiç. Türkiye'nin 2015'ten beri Amerika ile müzakere ettiği ve bir türlü olmayan Münbiç. Herkesin kamuoyunda çok yakından bildiği Münbiç. Diğer konu Kobani. Yani Aynül Arap. Aslında Aynül Arap ismini kullanmamız gerekiyor. Aynül Arap, yani Kobani. Diğer tarafta Kamışlı ve Haseke bölgeleri var. İşte bakıldığı zaman bu dört bölgedeki durum Rusya ile müzakere edilecek. Ama şunu da söylemek gerekiyor. Güvenli bölgeye Putin'in en başından beri verdiği desteği biliyoruz. Putin şunu söylemişti, onu da hatırlatmak gerekirse. Güvenli bölge Suriye'nin toprak bütünlüğünün yararınadır demişti. Dolayısıyla bunu da hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Bugüne kadar da Türk-Rus ilişkilerine baktığımız zaman hep bir anlaşmanın olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yarın Soçi'den olumsuz bir şey çıkmayacak. Ama olumsuz bir şey sahadan çıkacak gibi görülüyor. Yani sahadaki hareketler tamam. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri o 13 maddelik anlaşmayı imzaladı. Rusya da çıkın dedi ama dolayısıyla PKK çıkmıyor. Yani orada nasıl bir hamle olacak? Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bazı karışık, bazı gri, bazı siyah noktalar var. Özellikle de bu noktalar Kobani, Aynül Arap, Kamışlı ve Haseke için. Hatta Münbiç için de bunların arasına katabiliriz. Dolayısıyla yarın ben Türkiye ile Rusya'nın güzel bir anlaşmaya varacağını, en azından Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye nasıl anlaştıysa yarın Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in de benzer bir metne imza atacağını bekliyorum. Bunun hazırlıkları yapıldı. Tam Amerikan heyetiyle görüşülürken Rusya'nın Suriye özel temsilcisi külliyede İbrahim Kalın'la bir araya geldi ve bir gününü neredeyse yoğun bir şekilde geçirdi. Dolayısıyla bir taraftan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla Rusya Dışişleri Bakanı mevkidaşı Lavrov arasındaki görüşmeler, temas devam ediyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Soçi'nin altyapısı çoktan kuruldu. Oradan olumsuz bir şey beklemiyoruz. Yani bunu çok net bir şekilde ifade edelim. Olumsuz şey nereden gelebilir, tekrar edecek olursa? İşte Amerika'yla anlaştı. Rusya'yla da yarın anlaşacak Türkiye. Ama terör örgütü bölgeden nasıl çıkacak? Şunları söyleyecekler. İşte bu bölgenin zaten işte sivil kıyafetlere de büründürdüler zaten çoktan terör örgütü elemanlarını. Bu bölgenin işte halkı, işte o bölgede yaşıyorlar gibi kulplar bulacaklar gibi görülüyor ki bunu daha önce şehir savaşları sırasında da yaşanmıştık 2015 yılında. Dolayısıyla terör örgütünün benzer taktiklerini uygulayacağını biliyoruz ama bir taraftan da Türkiye'nin çok sıkı bir şekilde bölgeye baskısı devam ediyor. Hepsini göreceğiz nasıl olacağını. Bir de rejim konusu var. Şunu da söyleyelim. Zaten istihbarat, Milli İstihbarat Teşkilatı, ki buna arka kapı diplomasisi diyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da söylemişti. Rejimle yeri geldiğinde konuşuyor, görüşüyor ve görüşmeye de devam ediyor. Münbiç konusunda da görüşüldüğünü buradan söyleyebiliriz. Ama bu şununla karıştırılmasın Gülden. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı görüşme siyasi
görüşmeden çok ayrı, ikisinin ortasında çok kalın bir çizgi var. Dolayısıyla bu görüşmeleri istihbaratın yaptığını, ki dünyada bunu istihbarat teşkilatları yapıyor zaten bu tip görüşmeleri, evet, siyasi görüşmelerden ayırt etmek gerekiyor. Orada da bir sıkıntı yok. Yani rejimle de bir hat var. Açık zaten, yeri geldiğinde İran ve Rusya üzerinden de devam ediyor. Dolayısıyla biz yarın aslında Amerika ile birinci etap anlaşmanın ikinci etapını Rusya ile gerçekleştireceğiz. Ardından da en önemli nokta, ay sonunda Cenevre'de anayasaya dair görüşmeler başlayacak. Yani şöyle bakalım, terör örgütüyle mücadele devam edecek. Dolayısıyla bunu bir süreç olarak verelim ama ilk kez çok ciddi darbeler yediler ve özellikle işte hani hep diyoruz ya, Kobani hayal oldu. Yani orada kurulan, kurulması planlanan, hedeflenen ve ilmik ilmik yıllardır örülen terör devletine son nokta konulmuş oldu. Çok net bu. Bunun, bu zaten hepsine bedel bir şey ama diğer taraftan Kobani'den, Aynül Arap'tan, Haseke, Kamışlı ve Münbiş'ten terör örgütü nasıl çıkartılacak sorusunun cevabını birazcık da bize zaman gösterecek gibi, peki, görünüyor. Son soru Batuhan Yaşar. Siz de konuşmanızın başında vurguladınız. Şimdi süre azaldı. Sayın Cumhurbaşkanı her konuşmasında bir kez daha vurguluyor. Eğer bu mütabakat uyulmazsa biz o sürenin bittiği dakikada operasyon kaldığı yerden devam edecek. Türkiye'nin tavrı net. Amerikan Başkanı Trump'ın bu mütabakat öncesi attığı o çok skandal tweetler vardı. Evet, bir mütabakat sağlandı. Türkiye bu mütabakatta olduğu yerde. Ama terör örgütünün bu mütabakata uymaması halinde Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki diplomasi ne yöne evrilecek? Bundan sonraki süreçte, şimdi öncesinde olanları biliyoruz. Ama yarın sürenin sona ermesiyle beraber nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Aslında Gülden, en önemli soru da bu. Bunu bekliyoruz ama burada bazı belirsizlikler var. Ama hafta sonu şu dikkatimizi çekti. Trump'ın neokonları ve senatoyu ikna ettiğini gördük. Gerçekten bunun altını çiziyorum. Zaten Graham'in Türkiye karşıtlarının başını çekti de gördük. Ben şöyle cevap vereyim. Hani kendi tahminim, bütün bu olayları da izleyip ilgililerle de konuşan birisi olarak şunu söylüyorum. Tamam, Resulayn ve Tel Abyad'daki durum gerçekten hallolacak yarın bu NOK operasyona ara verme süresi dolana kadar. Ama Münbiç, Kobani, Aynül Arap yani, Haseke ve Kamışlı'daki, Irak sınırının hemen dibindeki Haseke ve Kamışlı'daki durum bir süre daha Ruslar, Amerikalılarla Türkiye arasında, hatta rejimin arasında görüşülmeye devam edecek gibi görülüyor Gülden Kaleci. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Batuhan Yaşar, kolaylıklar diliyoruz.